Şimdi Muharrem İnce'yi izlediğimiz zaman Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu anlıyoruz değil mi? Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izliyoruz. Diğer taraftan da memleket hareketini başlatan Muharrem İnce'yi izliyoruz. Ahmet Hakan'a CNN Türk'te tarafsız bölgede net bir şekilde süreci aktardı. Şimdi soralım. Muharrem İnce mi haklı, Kemal Kılıçdaroğlu mu haklı? Muharrem İnce memleket hareketini başlatmakla, bundan 55 gün önce yola çıkmakla doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Muharrem İnce'yi neden partiden göndermek istiyor? Genel başkanlık koltuğunu bırakmamak için Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi tehlikeli gördüğü için mi? Yoksa gerçekten Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olamayacak kapasitede gördüğü için mi? Tabii ki buna tek başına Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce için karar vermesi mümkün değil. Muharrem İnce başarısız mı, başarılı mı? Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili aday olduğu süreçte yanlış bir çalışma mı yaptı? Partinin oyları mı düşürdü? Hayır, düşürmedi. Muharrem İnce tam tersi %30'dan fazla oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde de partisinin genel başkanından fazla İzmir'de oy aldı. Muharrem İnce'yi destekliyor musun Rıdvan Akgün? Hayır, desteklemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu mu destekliyorsun Rıdvan Akgün? Hayır, onu da desteklemiyorum. Yani ikisini de desteklemiyorum. Tarafsız yorum yapıyorum ama burada baktığımız zaman Muharrem İnce yürümüş olduğu yolda başarılı. Çünkü memleket hareketinde vatandaşın yanında. Vatandaşın sorunlarını dinliyor. Vatandaşın sorunlarını çözmek için aynı zamanda ekibiyle çalışma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamen bilimsel bir şekilde, akademik bir şekilde artı çeşitli sektörlerden olan insanlarla birlikte bir çalışma programına başladı biliyorsunuz. Muharrem İnce'nin bu yürümüş olduğu yolda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi olması halinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na küskünler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile birlikte hareket ettiğini düşünüp partiye kızanlar, Cumhuriyet Halk Partisi 6 ok çizgisinden uzaklaştı diyenler, kızanlar ve aynı zamanda kararsız seçmen, protesto eden seçmenin büyük bir bölümünün oyunu Muharrem İnce'nin alacağı söyleniyor kulislerde. Yani yarın seçim olsa Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskünlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların, aynı zamanda HDP'den, İYİ Parti'den, AK Parti'den ve özellikle kararsız seçmenlerden oy alarak %15'in üzerinde oy alacağını söylüyor uzmanlar. Tabii ki benim görüşümde %10, %12 gibi oy alabilir diyorum Muharrem İnce için.